Şimdi Bahram Bey, sen aslında ben sana şöyle söyleyeyim. Ben hani herkesin tabii bir olay olduğu zaman şüphelendiği birileri falan vardır ya. Evet. Sen aslında benim şüphelendiğim biri değildin. Fakat sonra insanlarla konuştukça senin de doğru söylemediğin çıktı bazı şeyler ortaya. Evet. Ben açıkçası o konuda hani burada beraber olmaktan dolayı mutluyum. Neden doğru söylemediğini merak ediyorum. Yani mesela. Ben doğru söylüyorum. Ben savcılığa da ifade verdim. Aynı size anlattığım şekilde. İşte demek onlara da doğru söylememişsin hayır, yani. Hayır. Benim yaşadığım olay bununla, bu kadınla bu. Nerede yani? Ha. Tuncay'da telefon attınız demek. Tuncay Bey nasılsınız? Günaydın. Günaydın abla. Niye bizi gül cemalinden mahrum bırakıyorsun? Arkadaşlar orada seni bekliyorlar kamerayla. Niye yoksun? Abla ben her gün ben buradayım. Ha, neredesin? Ben her gün köyümüzdeyim. Bir bakıyorum uyuyakaldı diyorlar. Bir başka bir şey söylüyorlar. Hatta abin de demiş ki biraz Tuncay sıkışınca kaçar böyle adetidir demiş. Sıkışınca mı kaçıyorsun? Neyde sıkışayım abla, ben niye kaçtım? Merhaba, hayırlı yayınlar. Merhaba, nasılsınız? Yazık bu abi de vallahi bizimle uğraşıyor. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben Osman Çalışkan. Buyurun Osman Bey. Şimdi inanın yani, hastaneden geldim katılmak için. Sağ olasın, çok teşekkür arkadaşlar ediyorum Osman Bey. Arkadaşlar biliyor. Şimdi şöyle bir olay var. Benim kardeşim hakikaten uzun süre konuşup da şey yapamaz, ifade edemez kendini. Öyle bir yapısı var. Hı hı. Bunu tüm Silifke halkı bilir. Anladım. Artı benim söylemek istediğim, bugüne kadar izlediğim, hani Allah razı olsun programınızdan. Şimdi yine işlediniz az önce bir konuyu. Çocuğunu bakamayan, çocuğuna bakmayan ne bayanlar ne erkekler çıkıyor. Hı hı. Benim kardeşim çocuk bırakıldığı günden bu yana yeğenimiz. Allah razı olsun devamlı yanında devamlı bakıyor. Ama Allah sizden de razı olsun ailesi olarak, yani Allah sizden de razı olsun. Cümlemizden efendim, cümlemizden. Yani siz de çok destek veriyorsunuz, doğrusunu efendime söyleyeyim. Dünkü şey dikkatimi çekti. Rahatsızdım ben. Yayınınızı ilk defa izleyebildim dün. Hı hı. Bu telefonla görüşmeler. Sonra kardeşimin mesaj çekmesi. Hı hı. Ben bunlardan tabii ki haberim yok. Hı hı. Ama şu var. Bırakılıp giden benim yeğenim süt çocuğu. Hala emzirmeye muhtaç olan bir yeğenimiz. Arada aramadı. Tabii ki sizin elinizde bilgiye göre aramış, mesaj çekmiş. Bilemiyorum yani ben şeyi, o konuyu. Şey olarak bir de şu var. Benim kardeşimin, yani hakikaten buradaki arkadaşlar da gördü. Ve ben Silifke halkına sesleniyorum. Benim kardeşim Tuncay Çalışkan, lakabıyla Caf, Kemancı Caf diye tanınan Kemancı kardeşimin Caf, hakkında Caf. Kim ne biliyorsa Caf. Niye Caf? Kim ne biliyorsa bunu lütfen Müge Anlı'nın programına bağlanarak lütfen konuşun arkadaşlar. Neden Caf lakabı? Vallahi bir tane bir arkadaşı Caf demiş. Öylece bu isim kalmış lakap olarak. Caf geldi, Caf gitti diye. Yani ben halk bunu Caf olarak tanıyabilir dışarıda kemancı olduğu için. Ondan dolayı bunu söylüyorum. Osman lütfen abi bağlansınlar. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.